Değerli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'den, gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diyorum. Emekli TV'ye hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, Almanya'da yaşayan bir gurbetçi vatandaşımız geçtiğimiz günlerde geçirmiş olduğu bir kalp krizi sonrasında maalesef hayatını yitirdi. Ardından kendisi memleketi olan Yozgat'a gönderilmek üzere uçağa naaşı konuldu. Ve ilk olarak Kayseri'ye, Kayseri'den de karayoluyla memleketi olan Yozgat'a götürülmesi yönünde bir planlama yapıldı. Uçak Kayseri'ye indi. Kayseri'de ilgili savcılık otopsi yapılmasına karar verdi. Devlet Hastanesi'nde otopsi yapıldıktan sonra cenazenin alınabileceği söylendi. Ancak işin enteresan tarafı, insanlık onurunu inciten ve kabul edilmesi imkansız olan bir durum yaşadılar. Bakın, Yozgatlı aile cenazesinin yıkanması için yetkililerden yardım istedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, tamam dediler, yıkanabilir. Ancak Kayseri Çevre Koruma Daire Başkanı iddialara göre, Hürriyet'te yer alan habere göre arkadaşlar, ismi şu, hemen veriyorum bilinsin, Buket Ergün adlı kişi, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı. Kendisi cenazenin yurt dışından geldiğini, tabut uçakta basınca maruz kaldığı için açamayacaklarını ve cenazeyi yıkamayacaklarını söylüyor. İddialar bu yönde. Bu merhumun yakınları da diyor ki, cenaze geldi, otopsi için bu tabut açıldı zaten diyor. Neden yıkamıyorsunuz diyor. İddialara göre 40 dereden 40 tane bahane üreten Buket Ergün adlı kişi, Buket Ergün adlı kişi, kıymetli izleyicilerimiz, cenazeyi yıkatmıyor. Ve daha sonra bu merhumun yakınları cenazelerini kendi imkanlarıyla Yozgat'a götürüyor ve Yozgat'ta kendi imkanlarıyla yıkıyorlar. Şimdi bakın, cenaze gelmiş Almanya'dan. Devlet Hastanesi'ne, Kayseri'ye. Güzel. Şimdi cenazeyi otopsi yapıyorlar. Tamam. Kalp krizi deniliyor. Tamam. Allah rahmet eylesin. Daha sonra bu cenaze yıkansın. Hazır. Otopsi yapıldı. Kefeni açıldı. Yıkayın. Çevre Koruma Daire Başkanı olan kişi diyor ki, yok diyor, ben yıkatmam. Uçakta maruz, basınca maruz kaldı. Kardeşim, tabut açılmış. Basınç mı kaldı? Taşkın Koç adlı 50 yaşındaki gurbetçi vatandaşımız, Esslingen'de yaşayan bir vatandaşımız. Allah rahmet eylesin. Şimdi bakın. Yurt dışında yaşayan vatandaşımızın, herkesin kendi arasında bir şey vardır. Uçağın arkasında memlekete dönmek diye bir durumu vardır. Gerçekten böyle. Şimdi acı var. Aile zaten acılı. Daha 50 yaşında bir vatandaşımız hayatını yitirmiş. Siz bu insanlara yardımcı olacağınıza, yok bu cenaze buranın değil Yozgat'a götürün diyorsunuz. Bu gurbetçi vatandaşımız bu ülkeye, bu topraklara layık değil mi de? Bu nedir ya? Bu ailenin acısını anlamak için insan olmak yeterli. Bu ailenin yerine koyacaksın kendini. Görevini yapıyorsun. Sana bir şey söylemiyorum. Bu anlattıklarım seninle ilgili değil zaten. Sana söyleyecek bir şeyim de yok. Ben genel durumu değerlendiriyorum. Yani sen üzerine alınma Sayın Buket Ergün adlı kişi, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı. Ben, bu laflarım sana değil. Sen zaten gerekeni söylemişsin. Demişsin ki ben yıkatmam demişsin. Değil mi? Sana söyleyecek lafımız yok zaten. Sen işini yap. Senin maaşını kim veriyor? Bu millet veriyor. O cenaze ve onun yakınları da onların vergisiyle sen maaşını alıyorsun, değil mi? Sana söyleyecek hiçbir şeyimiz yok. Diyeceksiniz ki bu prosedür. Ona da saygımız var. Sana hiçbir şey söylemiyoruz. Kardeşim, benim sözüm bunu onay verenler, bunu bir şekilde çözmeyenlere, kimse onlar üzerine alınsın. Ayıp kardeşim ya, adam rahmetli, beni memleketime götürün, topraklarıma götürün demişler. Uçağın arkasında gelmiş, oradan da Kayseri'den de Yozgat'a gidecek. Yani bir merhumu yıkamak nedir kardeşim ya? Bir daha bu insanların
memleketinde, köylerinde neyse nereye gidecekse orada bir daha açılıyor, bir daha yıkanıyor, bir daha iş, bir daha iş, bir daha iş. Hazır kardeşim, otopsi yapılmış, niye yıkamıyorsunuz? Yani nedir kardeşim bu? Kraldan çok kralcı mısınız? Kimsiniz kardeşim siz? Vatandaşa niye yardımcı olmuyorsunuz? Bakın Hürriyet'teki haber aktardım ben size. Ya bu olay, umut ediyorum ki yanlıştır. Umut ediyorum ki bu iddialar doğru değildir. E bu insanların da yalan söyleyecek hali yok. Bu nedir kardeşim ya? Ne istiyorsunuz kardeşim siz bu insanlardan ya? Amacınız ne kardeşim? Kusura bakmayın ama ya bir vefat etmiş bir gurbetçi vatandaşımız, abimiz, Allah rahmet eylesin, Türkiye'ye beni defnedin diyor, yakınları Türkiye'ye defnediyor edelim diye yola çıkartıyorlar. Zaten acılılar. Ya yıkatsan ne olacak kardeşim? Yani konuştuğumuz konuya bakın, ben bir gazeteciyim. Ölüyü yıkadın mı yıkamadın mı bunu konuşuyorum, buna sinirleniyorum. Ayıp ya. Konuşulacak bir şey mi bu ya? Bunu kabul etmek mümkün değil. Kimse bunun sorumlusu mutlak surette hesap vermek zorunda. Ben bu olayı takip edeceğim. Böyle bir şey olur mu ya? Ayıp kardeşim ya. Prosedür budur, kanun budur, yönetmelik budur. Ben bunları konuşmuyorum. Bu kişiyi, adı geçen kişiye de bir şey söylemiyorum. Ben sadece vicdanlara sesleniyorum. Vicdanınız rahatsa sorun yok kardeşim. Zaten vefat eden etmiş, 3 saat sonra toprağa defnetsen ne olur? 5 saat sonra defnetsen ne olur? Acı var zaten, ona yapacak bir şey yok. Allah rahmet eylesin. Ne bir saniye ileri ne bir saniye geri. Allah'ın yazdığı neyse o oluyor, ayrı bir şey. Ama benim anlattığım, ya böylesine hassas konularda vatandaşa neden yardımcı olmuyorsunuz? Gurbetçi nasıl olsa sesi çıkmaz, nasıl olsa yol yordan bilmez, götürün. Ayıp be kardeşim ya, ayıp. Kim bilir daha ne vatandaşların, gurbetçilerimizin başına ne işler geliyor da işte bu Hürriyet'e haber olmuş diye ben de okuyunca üzüldüm, sizinle paylaşmak istedim. Yani Kayseri valimizin, sayın valimizin bu işe el atması gerektiğine inanıyorum. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımızın bu işe el atması gerektiğine inanıyorum. Yani sayın valimizin, Kayseri valimizin ben ne kadar hassas olduğunu çok yakından biliyorum. Bu konuyla ilgili gerekeni yapacağı konusunda en ufak bir şüphem yok. Sayın valimize sesleniyorum. Sayın valimiz, bu ve benzeri olayların olmaması için mutlak surette önlem alacağınızı ben biliyorum. Ama bu olayla ilgili de elbette önünüze basın bültenleri, bir rapor gelmiştir diye düşünüyorum. Bu aileden mutlaka özür dilenmesi gerekiyor. Tamam, yapacak bir şey yok. O artık yani yaşadıklarını yaşatmışlar bu görevliler ama ben bunun doğru bir şey olduğunu düşünmüyorum. Zaten bu insanlar acılı, yakınlarını kaybetmişler. Hastanede zaten bununla ilgili olarak bir otopsi işlemi yapılmış. Ya kardeşim yıkansınlar, ne var yani, yıkasınlar. Evet değerli izleyicilerimiz, bu konuyla ilgili görüşlerinizi siz de lütfen videonun altındaki yorum bölümüne yazarak bize iletin. Gerek ana vatanımız Türkiye'mizden, gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.